Üniversitesi'nden doçent doktor Elif Demircioğlu ben. Muhasebe anabilim dalındayım. Eşimle sayısal yöntemler anabilim dalında yine Çukur Üniversitesi'nde beraber yaptık. Çoklu regresyon analizini, çok değişkenli regresyon analizini tabii sayısal yöntemler anabilim dalında eşim olduğundan onun yardımıyla yaptık. Daha sonra ben bu regresyon analizi, çoklu regresyon analizinin sonuçlarına göre işletme karının nasıl etkileneceğine ilişkin, daha doğrusu maliye tahmini yaparak karlılığın nasıl etkileneceğine ilişkin bir spor ürünleri üreten işletmede bir case study yaptım. Başlayayım o zaman ben izninizle Tabii ki hocam. sunuma. Hepimizin de bildiği üzere temel rekabet avantajı unsurlarından birisi de maliyet. Yani işletmelerin karlılıklarını artırabilmeleri, rekabet üstünlüğü yaratarak için yüksek kaliteli ürünleri düşük maliyetlerle ve müşterinin ihtiyaç duyduğu anda sunabilmesi rekabet üstünlüklerini artırmakta ve dolayısıyla pazar paylarını ve karlılıklarını artırmakta. Maliyetler bu denli önemliyken işletmelerin bu maliyetleri doğru tespit edebilmesi önemli. Şimdi bir ürünün temelde maliyetini oluşturan unsurları hepimiz biliyoruz. Direkt ilk madde malzemesi, direkt işçiliği ve genel üretim giderleri. Şimdi genel üretim giderleri hele de ileri teknolojiye dayalı üretim yapılan üretim ortamlarında giderek artmakta iş gücünün payı azalarak ve daha karmaşık hale almakta ve bu genel üretim giderlerinin yapısı zaten endirekt maliyetlerden oluştuğu için karmaşık. Bunların ürünlere doğru yüklenmesi önemli ve bir kısmı sabit, bir kısmı değişken giderlerden oluşmakta. Dolayısıyla bu genel üretim giderlerinin sabit ve değişken kısımlarının doğru bir şekilde ayrıştırılması işletme içi karar almada önemli. Çünkü özellikle değişken maliyetler alınacak kararlarla ilgili maliyet niteliği taşımakta. Dolayısıyla bizim bu çalışmada yaptığımız şey aslında genel üretim giderlerinin sabit ve değişken kısımlarını ayrıştırabilmek ve onu karara dahil edebilmek işletmeyle ilgili kısa vadeli karara. Maliyet tahmini yapacağız. Yani genel üretim giderlerimizin sabit ve değişken kısımlarını ayrıştırarak doğruyu formüle ederek önümüzdeki dönem satış hacimleri arttığında maliyetlerin nasıl etkileneceğini öngörmek. O yüzden şöyle maliyet tahmin yöntemlerini şöyle kısaca bir hemen geçeyim. Hesap sınıflama yöntemi, görsel uygunluk yöntemi, yüksek ve düşük hacimler yöntemi, alçak ve yüksek noktalar yöntemi de denilebilir buna. Regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi ve çok değişkenli regresyon analizi. Şimdi hesap sınıflama yöntemi bizim muhasebecinin kendi bilgi ve tecrübesine, geçmiş yıllardaki tecrübesine dayalı olarak yapmış olduğu bir analiz, sabit ve değişkenleri ayrıştırmakta ki bu anlamda subjektivite taşıyor bu yöntem. Görsel uygunluk yöntemi de yine bir serpme diyagramı üzerinde üretim hacimlerine ya da faaliyet düzeyi neyse, direkt işçilik saati olabilir, makine saati olabilir, üretim hacmi olabilir. Buna karşılık gelen maliyetler, genel üretim maliyetleri için konuşuyorum. Bir koordinat sisteminde analiz edildiğinde bu grafik ortamında bu noktaları, bu dağılım grafiğini en iyi temsil eden doğrunun görsel olarak ifade edilmesi. Bu da istatistiği değil aslında. Bir regresyon analizi gibi değil. Alçak ve yüksek noktalar yöntemi de en yüksek üretim hacmiyle en düşük üretim hacmine karşılık gelen maliyetlerin farkının hacim farkına bölünmesiyle değişkenlik kas sayısının bulunması ve ona göre sabit maliyetlerin bulunması suretiyle. Ama bunun da şöyle bir handikapı var. Eğer o en yüksek üretim hacmiyle en düşük üretim hacmi normal dağılımı temsil etmiyor ve sapan değerlerse dolayısıyla bulacağımız değişkenlik kas sayısı da dağılımı temsil etme gücü zayıflıyor. Dolayısıyla aslında en sağlıklı bizim kullanabileceğimiz yöntem aslında regresyon analizi.
Ama işte regresyon analizi de bildiğimiz gibi tek bağımsız değişken olduğunda kullanılabilir. Bizim bu çalışmamızda üç tane bağımsız değişkenimiz olduğundan çok değişkenli regresyon analizi yapmamız gerekti. Onu da yani biliyoruz ki bağımlı değişkenimiz burada bizim genel üretim maliyetlerini ayrıştırmak. O bağımlı değişkenin etkileyen unsurların bağımsız değişken olarak yani bizim muhasebede maliyet taşıyıcısı olarak nitelendirdiğimiz unsurlar çok değişkenli regresyon analiziyle uygulamamızı yaptık. İşletmemiz Adana'da faaliyet gösteren bir işletme idi aslında 2016 yılında faaliyetlerine başlayan spor tekstil ürünleri üreten ama 2021 yılı itibariyle artık tesisi şeye taşıdılar, Malatya'ya taşıdılar. Bu 2020 süresi aslında fabrikayı taşımakla geçti Malatya'ya. Dolayısıyla bizim incelediğimiz dönem 2019 yılını kapsıyor. Henüz buradaki faaliyetleri devam ederken. Malatya'daki işletmenin şu anda faaliyet gösterdiği ay 4 ila 5 ay arası. Dolayısıyla Malatya'yı değil Adana'daki ilk üretim tesislerinde 2019 yılı verilerine göre analizimizi yaptık. Şöyle temelde 3 tane ürün aldık. 2019 yılına ilişkin 12 ay boyunca ortaya çıkan genel üretim maliyetlerini aldık aylar itibariyle ve aylar itibariyle ne kadar miktar üretim yaptıkları ve her bir ürünü ne kadar sürede, ne kadar direk işçilik süresinde ürettiklerini veri olarak temin ettik. Şimdi bizim genel üretim giderlerimizin ürünlere dağıtımında maliyet taşıyıcısı olarak nitelendirdiğimiz aslında burada bağımsız değişken olarak baktığımız unsurlar hacime dayalı işte miktar olabilir, işçilik süreleri olabilir, ham maddenin yüzdesi olabilir ya da işçiliğin yüzdesi olabilir ama burada seçmiş olduğumuz ürünler şort, tişört ve eşofman takımı için şunu söyleyebilirim. Miktarlar da belki bir bağımsız değişken olarak alınabilirdi ama üretim süreleri farklı. Yani şortla, tişörtün ve eşofman takımının üretim süreleri farklılık arz ettiği için doğru olan ölçütün süre, direkt işçilik üretim süresi olduğuna karar verdik. Zira miktarı alırsak hani çok üretilmiş olan ürünün daha fazla maliyet alacağı sonucu çıkardı ki aslında miktara duyarlı değil. Değişmesine sebep ne kadar sürede ürettiğimiz. Dolayısıyla miktar sürelerini aldım tabii ki birim maliyetleri hesaplayabilmek adına ama biz çok değişkenli regresyon analizimizi süreleri dikkat alarak dakika bazında aldık. Hatta şunu da söyleyeyim. Short 20 dakika, tişört 20 dakika, eşofman takımı da 80 dakikada üretiliyor birim olarak. Ama aylık bu süreleri dikkate alarak her ay bu üretimi gerçekleştirebilmek için ne kadar direk işçilik dakikası harcandığını bulduk. Genel üretim giderleri zaten faturalardan elde edilen tutarlardı. Bunlar 2019 yılının fiili verileri. Biz 2020 için aslında bir projeksiyon yapıyoruz. Hoş 2020 fabrikayı taşımakla geçirdiler ama burada yapılması istenen şu. Direkt ilk madde malzeme ve direkt işçilik aslında adı üstünde direkt maliyetler. Yani fiilen oluştuğu zaman üretime yüklenebilecek maliyetler ama genel üretim giderlerinin önceden öngörülmesi lazım. Önceden planlanması lazım. Yani bizim maliyetçiler olarak zaten üzerinde özellikle durduğumuz bu genel üretim giderlerinin ürünlere yüklenmesinde fiilen oluşmasını beklemek karar almayı geciktirir ve yanlışlar. Dolayısıyla önceden planlanmak gerekir. Biz 2019 verilerini dikkate alarak 2020'de maliyetlerin nasıl seyredeceğini öngörüyoruz aslında. Maliyet tahmini yapıyoruz burada. Bu verilerle artı tabii her ürüne ilişkin direkt ilk madde malzeme maliyetinin ne kadar olduğunu aldık. Şortta 8, tişörtte 9, eşofman takımda 45 TL olan bir kumaş maliyetleri var. Tabii bu şeyde ürünleri üretirken kullanılan
iplikti, fermuardı vesaire. Onlar en direkt maliyetler olması sebebiyle genel üretim maliyetlerine dahil edildi. O veri setin içerisinde yer alıyor. Direkt işçilik saat ücretleri de 13,12 TL. Bu veriyi de aldık. Satış fiyatlarını da aldık. O dönem itibariyle şortta 55, tişörtte 50 ve eşofman takımda 180 TL olmak üzere. Sonra çok değişkenli regresyon analizine başladık. Tabii az evvel şuradaki verilerde süreleri dikkate alarak dediğimiz. Yani bağımsız değişkenlerimiz bizim. Şortun üretim süresi, tişörtün üretim süresi ve eşofman takımın üretim süresi, bağımlı değişkenimiz de genel üretim maliyeti. Yani bu ürünlerin üretim sürelerini dikkate alarak genel üretim maliyetlerinin nasıl etkilendiğine baktık. Çok değişkenli regresyon analizimizde şurada adjusted R square'i gördüğümüzde 0,873 %87 oranında anlamlı olduğunu gösteriyor. Yani değişkenin %87'lik kısmını karşıladığını ve güvenilir olduğunu gösteriyor. Onun dışında ANOVA testimiz aynı şekilde şu slide'ımı kaydırabiliyor muyum şuradan? 0 nokta, ben şu anda fotoğraflardan göremiyorum ama 0,05'in altında olduğu için etkin olduğunu söylüyoruz. Evet, bu da bizim sonucumuz. Ölçümlemeyi yaptıktan sonra aylık olarak sabit genel üretim maliyetlerinin 2832 küsür olduğunu, şortun dakika başına değişkenlik katsayısının 0,761, tişörtün 0,701, eşofmanın 0,222 olduğunu tespit ettik. Yani bu doğrultuda bizim genel üretim giderlerini doğrusal olarak formüle etmek istediğimizde y eşittir 2832 778 artı 0761 x1 artı 0701 x2 0222 x3 şeklinde bir formül oluştu. Buradaki x1'lerimiz şortun üretim süreleri, x2 tişörtün, x3 de eşofmanın üretim süreleri. Bu doğrultuda artık genel üretim giderlerini ayrıştırabileceğiz. Yani ne kadarlık kısmının, bu toplamda bana 12 ay boyunca verdikleri toplamda oluşan bu genel üretim giderlerinin ne kadarlık kısmının değişken, ne kadarlık kısmının sabit olduğunu ayrıştırdık. Toplamda bunun ürüne etkisi nedir? Yani kaç birim ürettik? Her bir birime düşen değişken maliyet ne kadar olacak? Sabit maliyet ne kadar olacak? Bunları belirledik. Bunu yapabilmek için de işte az evvel belirlemiş olduğumuz dakika başına değişkenlik katsayılarını her bir ürünün üretim süreleriyle, dakikalarıyla çarparak toplamda genel üretim giderlerinin her üç ürün için ne kadar olduğunu bulduk ve üretim miktarlarına bölerek birim başına değişken genel üretim giderlerimizi belirledik. Bu arada ben ekrana yaymamış mıyım şeyi, slaytımı? Şu anda yayıldı, evet. Aynen, çok pardon. Az evvel o 2832 demiş olduğumuz o sabit kastayımız aylık sabit yüklerimizi veriyordu, genel üretim giderlerimizi. Tabii onu 12 ayla çarparak da onun 33.993 küsür olduğunu belirledik. Toplamda az evvel o 12 aylık bize verilen 348.033 liralık genel üretim giderlerinin 314.040 liralık kısmının değişken, 33.993 liralık kısmının sabit maliyetlerden oluştuğunu bu şekilde ayrıştırdık. Büyük bir kısmı değişken maliyetlerden oluşuyormuş. Sonra direkt işçilik saatine bu toplam sabit maliyetleri bölerek birim başına, daha doğrusu çok affedersiniz, dakika başına sabit maliyetlerin katsayısını bulduk. Her bir ürünün üretim dakikalarını dikkate alarak toplam sabit genel üretim giderlerini bulduk ürünlerin ve üretim miktarlarına bölerek birim başına sabit maliyetler ne kadar düşüyor, bunları belirledik. Artık bu noktada her bir ürünün genel üretim giderlerinden aldığı pay belirlenmiş oldu. Bundan sonra da direkt işçilik maliyetini, zaten ham madde maliyetlerini bana her bir üründe tüketilen metrajlar bilindiği için ham madde maliyetleri verilmişti. İşçilik maliyetlerinin de saat başı 13,12 lira olduğu verisiyle beraber üretim sürelerini dakikadan, her bir ürün için üretim sürelerini dakikadan saate çevirerek saat ücretiyle çarparak toplam direkt işçilik maliyetlerini buldum. Üretim miktarına bölerek de bir birimin direkt işçilik maliyetlerini belirledik. Ve
şu senaryo çıktı karşımıza bir ürünün üretim maliyetini belirlerken. Ham maddesi, işçiliği de az evvel belirlemiştik. Çok değişkenli regresyon analiziyle de değişkenlik katsayılarımızı bulmuştuk. Ve birim başına sabit maliyetlerimizi. Ürünlerin satış fiyatlarını zaten veri olarak almıştım o dönem için. Halihazırda 2019 yılı için işletmenin şorttan 26.37, tişörtten 21.57 ve eşofman takımından 95.57 TL kar elde ettiğini bulduk. Bunlar birim karlar. Sonra şöyle bir tahmini bir şekilde karar alalım istedik. Hoş 2020 burada faaliyet göstermekle değil, 2020 Malatya'da tesisi kurmakla geçtiği için buradaki reel verilerle test etme şansım olmadı sonucu ama şunu şöyle bir karar olsa önümüzdeki 2020 yılı içerisinde 10 bin tane şort, 8 bin tane tişört ya da 5 bin tane eşofman takımı talebi gelse ya da işte pazarın öyle olacağını öngörsek maliyetlerimiz ne kadar olacak? Yani maliyetlerimizi önceden tahmin ediyoruz, planlıyoruz. Bu çerçevede ben bu talepler doğrultusunda 10 bin şort, 8 bin tişört ve 5 bin tane eşofman takımı geldiğinde değişken güçlerimizin az evvel belirlediğimiz o çoklu regresyon analiziyle, çok değişken regresyon analiziyle belirlemiş olduğumuz o 0.761, 0.701 ve 0.222'lik o dakika başına değişkenlik katsayılarıyla bu talebi yerine getirmek için gereken işçilik sürelerini çarparak değişken güplerin bu talepleri yerine getirmek için ne kadar olacağını belirledik. Sonra da bu tahmini olarak öngördüğümüz bu satış miktarlarının ne kadar ham madde yaratacağı, çünkü şeyler belli, bir metre kumaşın maliyeti belli. Çalışma süreleri belli. Çalışma süreleri çarparak ve değişkenlik katsayıları demin regresyon sonucunda çarparak değişken maliyetleri bulduk. Sabit maliyet zaten işletmenin üretim tesisinin bütününü ilgilendirir. Yani aslında birim olarak da gidebilirdik analizde ama az evvel belirlemiştik 1 lira, 1 lira ve 5 lira şeklinde. Birimle de gidilebilir ama sabit maliyet normalde hacme duyarlı değil toplamda biliyorsunuz. Doğrudan doğruya toplama dikkate alarak bu böyle bir talep oluştuğunda 2020 yılında oluşabilecek maliyet 930.263 lira. Satış fiyatları da belliydi zaten. Ben şu anda ekranda şeyi göremiyorum. 1.800.000, yani tam orada fotoğraf var, nasıl görebilirim? Ben göremiyorum ama 1.850.000 liralık. Araya girmek durumundayım. Bir sunumumuz daha var. Sizin tamam, hemen kesin. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Son iki slaytım. Böyle bir talep oluştuğunda yaptığımız maliyet tahminleri sonucunda brüt kar marjının yaklaşık %50 olduğunu görüyoruz. Öte taraftan şöyle bir karar alma durumu daha doğsa, işletmenin altın kapasitesi mevcutken normalde hali hazırdaki satış fiyatlarından çok daha düşük satış fiyatlarıyla ek bir talep gelse, ek sipariş gelse maliyetleri ne olacak? Daha doğrusu bu ek siparişi kabul etsek mi, etmesek mi karar vermek istediğimizde yine değişken gücleri saatlere göre hesapladık ve şunu gördük. 346.000 küsür brüt kar elde ediyor. Kar yine yaklaşık %41 artış gösteriyor. Maliyetler daha doğrusu satış fiyatları düşük olsa bile nedeni de şu, atıl kapasite mevcut iken ek sipariş kararı geldiğinde sabit güçlerin etkilenmemesi, değişken maliyetleri de zaten çoklu regresyonla ayrıştırdığımız için bu talebi bile, ek olarak gelen talebi bile karşılamak işletmenin %40 kar marjını artıracağı öngörüldü. Ben teşekkür ediyorum hepinize, çok sağ olun.